Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Akıllı merdiven ayıtma sistemleri. Yeni cihaz yaptık. Ülkenin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Röleli aydınlatma sistemimiz. Müşterimizin isteği doğrultusunda bir kutuya yerleştirdik. Evet, rölelerimiz burada. Toplam 18 basamak. Bu arada YouTube kanalımı beğenip abone olursanız seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz. Gelişmiş bir aydınlatma sistemi. Şimdi bunu tanıtacağım sizlere. Evet, bağlantılar çok basit. İki tane sensör girişimiz burada. Alt sensör, üst sensör. Data girişleri, artı 5 volt. Bunlar sinyal girişleri. Bu da GND, yani şasesi. Burada klemes çıkışlarımız var. Birden 18 basamağa kadar klemesleri müşterimiz bu şekilde istedi. Direkt rollerden aldım, buraya taktım. Güzel bir kutu hazırladık. Burada bir tane anahtarımız var. Bu anahtar sayesinde merdivenler temizleneceği vakit sürekli yanması isteniyorsa bu anahtar açılacak. Sürekli yanacak merdivenler. Burada potansiyometremiz var. Hız ayarını yapabiliyoruz. Hız ayarı istenilen şekilde yapılabiliyor. Hızlı veya çok yavaş. Evet, buradan hız ayarları 0.4 saniye hızından yanıyor minimum. Minimum 5 saniye bekliyor. 0.6 saniyeden de sönüyor. Bu normal standart ortaya getirdiğiniz vakit potansiyometreyi, hız ayarını 0.5 saniye hızda yanıyor. 13 saniye bekliyor. 1 saniye hızdan sönüyor. Maksimuma getirdiğiniz vakit hız ayarını 0.7 saniye hızda yanıyor. 21 saniye bekliyor. 1.6 saniyede sönüyor. Evet, şu an elektrik uygulayacağız. Burada artı ve eksi 12 volt var. Artıya buraya artı veriyoruz. Eksiye eksi veriyoruz. Kırmızılar her zaman artı veya turuncular. Ayrıca bir geliştirilmiş bir özelliği var bu kartın. Yeni kartlarımızın hepsi kısa devre korumalı. Artı eksiyi ters bağlayan müşterilerimiz için dalgınlıktan dolayı zarar görmesin diye ters bağlamaya karşı koruma diyotu koyduk. Ters bağlasa da sisteme bir şey olmayacak, çalışacak. Evet, gördüğünüz gibi şuradaki sensör beni gördü. Çalışıyor. Bu ortada duruyor. Evet, hızlandırayım. Hızlandırdım gördüğünüz gibi. Evet, hızlandırdım. Tamamı yandı. Tamamı yandıktan sonra hızlı vaziyetteyken 5 saniye bekliyor. 5 saniyeden sonra nereden yanmışsa oradan sönüyor. 16 basamak burası var. 2 basamak da burası var. Toplam 20 basamak. Şu an bekleme zarfında değil. Buradaki lambayı açmışık aynı zamanda. Evet, buradaki anahtarı açmışız. Anahtar açılırsa sürekli yanık kalır. Evet, anahtarı gerek kapattım şuradaki anahtarı. Buradaki anahtar dediğim gibi sistemin sürekli çalışmasını temin ediyor. Evet, hızdan yandı tekrar. Sensörlerimiz elimizde. Böyle bir sistemin bir güzelliği var. Sistem sönmeye başladıktan sonra sensörlerden herhangi bir hareket alırsa o sensöre en yakın basamaktan tekrar yanmaya başlar. Böyle bir sistem ilk elektriği verdiğinde bütün sistemler böyle bir selamlama pastı yapıyor. Evet, şu an sensörün birine hareket verdim. Üst taraftan alt tarafa doğru yanıyor. Evet, yavaşlattım gördüğünüz gibi. Yavaş yanıyor. Yavaş yavaş bir nokta sönme hızı maksimum 0.6 saniye kadar düşürebiliyor. Fazla düşürürsek bu kez çıkan insanın arkasında kaldığı için fazla düşürmedik. Evet. Bu kez en uzak saniyeyi aldık. 21 saniye. 21 saniye bekleyecek. Onun için ben videomuzu bir ara veriyorum biraz. Evet, bekleme fazla devam ediyor. Bu bekleme sensörler ışıklar tam yanarken yanmaya başlayınca, yani sırayla yanarken veya sönerken buradaki zaman ayar potansiyometresi aktif. Yani hem yanarken hem sönerken veya hiçbir ses yanmazken istediğin ayar direkt aktif oluyor. Direkt devreye giriyor. Ama bu şekilde yanarken ayarlama neyse oradan başlıyor. Evet, ikisi aynı anda hareket aldığı için sensörlerimizin üstten alt yanıyor. Evet, bu hareketi bir daha göstereyim size arkadaşlar. İki sensör, ikisi hareket aldığı vakit sırayla yanıyor. Yavaşlattım hemen. Gördüğünüz gibi yavaşlattım. Evet. İki sensör, ikisi hareket aldığı vakit hem alttan hem üstten sırayla yanıyor. Ortada buluşuyor. Ortada buluştuktan sonra beklenen, ayarlanan zaman zarfında bekliyor.
tekrar ortadan aşağıdan ortadan yukarı doğru, ortadan aşağı doğru bölünerek sönmesi sağlanmış oluyor. Evet, akıllı aydınlatma sistemi. Evet, sönmeye başladı. Şu durumda bir hareket aldığı vakit bir yerden gördüğünüz gibi şuradan hareket aldı. Buradan tekrar yanacak. Buna hareket verdim. Yani sönmeye başladıktan sonra kullanıcılar tekrar sensörler yakın hareketini görürse sensörler sistemi otomatikman tekrar çalıştırıyor. Şimdi minimum aldığım için çabuk kısa sürede bitti. Şimdi bir daha hareket vereyim aynı yerden. Bakın gördüğünüz gibi tekrar hareket alıyor. Eğer bu sistem böyle olmazsa sönmeye başladıktan sonra çıkanlar görmez. Karanlıkta çıkar. Evet, şimdi sönmeye başlasın. Gördüğünüz gibi sönmeye başladı. Örneğin buradan hareket vermek için diğer sensöre basmam lazım. Şu sensöre bakın. Şimdi buradan hareket aldı. Buradan böyle gidecek. Yani kimse karanlıkta kalmıyor. Bakın yavaşlattım şu an. En yavaşını aldım. Yavaş yavaş gidiyor. Evet. Bu yavaşlattığım vakit bekleme süresi de uzuyor. Hızlandırdığım vakit bekleme süresi de hızlanıyor. Evet, şu an hızlı bir şekilde. Bunun ortasında böyle tık var. Orada belli oluyor zaten. Standardı bu. 1 saniye hızla sönüyor. 0.5 saniye hızla yanıyor. Burada zamanlama süreleri yazıyor. Yanma hızı en az, en çok diye. Burada trafonun giriş çıkışları var. Burada sensör bağlantımız var. Evet, bir hareket de buradan verelim. Gördüğünüz gibi. Evet, hızlandırayım. Çabuk bitsin. Gördüğünüz gibi çabuk atıyor. Evet. Tamamı yandı. Yandıktan sonra minimum 5 saniye bekleyecek. Minimum aldım. En az aldım. Evet, sönmeye başladı. Şimdi yavaşlatıyorum. Gördüğünüz gibi yavaşlattım. 1.6 saniye hızından yani sönüyor şu an. Evet, ortası 1 saniye. Ortaya getirdi. Evet, ortaya getirdi. İstediğiniz gibi hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bu röleli sistemimiz, bunun yanında böyle entegreli, PWM'li sistemimiz, kararlı kanal, yumuşak kanal sistemlerimiz var. Işık sensörlü sistemlerimiz var. Bu ışık sensörü iki tane entegremiz var. 16 basamak bu. 18 basamak, 20 basamak veya daha fazlasını müşterilerin isteği doğrultusunda imal ediyoruz, gönderiyoruz. Işık sensörlü sistemlerde ikisi aynı anda gösteriyor. Işık sensörlü sistemlerde ayarladığınız ışık derecesinde altında çalışmıyor. Bir ve son basamak 3 kez flaş yapıyor. 10 saniye bekliyor. 10 saniyeden sonra tekrar uzun bir flaş yaparak sistemin devreye girdiğini gösteriyor. MOSFET sistemlerimiz çok kuvvetli. Bunların basamak başı 50 amper taşıma gücü var. Trafoda veya basamak başı kullanacağınız yükte hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz uzunlukta LED şerit LED veya başka bir spot lamba kullanabilirsiniz. Wattı 50 amper olduğu için 12 volt veya 20 volt hatta 55 volta kadar sistem besleyebilirsiniz. Bu da MOSFET'li bir sistem. PWM'li hepsi. Evet, bu 16 basamaktı. Bu da arkadaşlar 18 artı 2, 20 basamaklı MOSFET'li bir sistemimiz. Bunu da imalatına başladık. Yakın zamanda Bluetooth'lu ve Equalizer'lı sistemleri geliştireceğiz. Bluetooth modül ekleyeceğiz. Android telefonlarınızdan veya başka telefonların tabletlerinizden sistemi açıp kapayabileceksiniz. Efekt verebileceksiniz. Bluetooth'lu telefon veya cihazlarınızdan sistemin yanık kalmasını sağlayarak sistemin temizliğini yapabileceksiniz. Tamamı yanmasını sağlayarak veya açtığınız müziğe göre ritim tutarak equalizer veya voometer dediğimiz merdiveniniz bu sisteme dönüşecek. İhtiyaç ve istekleriniz doğrultusunda programlarını her zaman güncelliyoruz. Her zaman değiştiriyoruz. Sizler isteyin, bizler yapalım. YouTube kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.